Taksim'de bulunan ve Fransız mimar Alexandre Vallée tarafından 1892 yılında yapımına başlanan ve 1895 yılında da açılışı yapılmış olan Pera Palace Hotel, sahip olduğu uzun geçmişiyle büyük bir müze olma özelliği taşıyor. O gün için ileri teknolojilerle donatılmış olan bu lüks otel, kendi döneminde sıra dışı bir yere sahipti. Fakat onu sıra dışı yapan noktalar sadece bunlarla sınırlı değildi. Geçmişten günümüze çok önemli konukları ağırlamış olan bu otelin hiç kuşkusuz en önemli misafiri Mustafa Kemal Atatürk'tü. İşte oteli sıra dışı yapan başka bir şey de zamanında Atatürk'ün kaldığı ve bugün müze haline getirilmiş olan odasında bulunan gizemli motiflere sahip bir seccadeydi. Kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş olan Atatürk'ün düşünceleri ve yaptıkları ezilen, sömürülen birçok ulusa da örnek oldu. Türkiye ezilen bütün uluslarda bir umudun yeşermesini sağladı. Zamanla Kuzey Afrika'daki ve Asya'daki birçok ulus da kurtuluş mücadelesi vererek bağımsızlıklarını kazandı ve devletler kurdu. Bunlardan biri olan Hindistan'da da dönemin devlet başkanı Atatürk'e dostluğun sembolü olarak ipek bir seccade gönderdi. Bu hediyede ilginç olan durum ise üzerindeki desen ve motiflerin bir kâhine hazırlatılmış olması ve Atatürk'ün hayatıyla ilgili şifreler içermesiydi. Seccadenin üzerinde bir saat motifi vardı ve bu saat 9'u 7 geçeyi gösteriyordu. Atatürk'ün kalbi saat 9'u 5 geçe durmuş, saat 9'u 7 geçe de beyin ölümü gerçekleşmişti. Seccadede olan saat Atatürk'ün gerçekten öldüğü saati gösteriyordu. Motiflerdeki mesajlar bu kadar da değildi. Seccadenin büyük kısmını oluşturan motiflerden biri de Kasım Patı çiçeği motifiydi. Bu çiçekler Kasım ayında yetişen ve hüznün simgesi olarak bilinen çiçeklerdir. Ayrıca seccadede 10 kollu bir şamdan ve 10 tane fil motifi yer almaktaydı. Bu motiflere dayanarak 10 Kasım'da saat 9'u 7 geçe bir hüznün yaşanacağının anlatıldığı düşünülmektedir. Hala gizemini koruyan bu seccade, Pera Palace Otel'de Atatürk'ün müzeye çevrilmiş olan odasının duvarına asılarak muhafaza edilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.